Evet. Uzun süredir E5'te hızlı gitmiyorum. Canımsın benim ya. Bu da benim arkadaşlar. Çok sevdiğim bir arkadaşım, kardeşim. El İstanbul, mutlaka takip edin. Çok yeni bir kanalı var. NC750 kullanıyor. Öndeki de Bülent abi, o da NC750 kullanıyor. Biz bu tayfa eskiden SYM, GTS, EVO kullanan tayfaydık. Bunların içerisinde motoru değiştirmeyen bir ben kaldım. O da benim ihtiyacımı görüyor. Yani İstanbul trafiğinde 250 cc motosikletle istediğim hızlara çıkabiliyorum. İstediğim noktaya istediğim sürede varabiliyorum. Dolayısıyla canımsın benim ya. Şu güzelliğe bak maşallah. Dolayısıyla ben o yüzden değiştirmedim. Ama herhalde gönlümde yatıyor böyle bir NC. Duruma göre bakacağız artık ya. NC olur, Burkman olur. CBF 600 olur. Bakalım, acelemiz yok. Ne zaman ki bu beni İstanbul trafiğinde tatmin etmemeye başladı, o zaman değiştireceğim. Şimdi geçenlerde yaşadığım bir şeyden bahsetmek istiyorum sizlere. Ben AliExpress'ten bir alışveriş yaptım arkadaşlar. Yaklaşık 5 kalem malzeme aldım. Bunlardan birincisi bu Sony kameramda kullanmak üzere 128 GB işte 4K kayıt yapabilen bir hafıza kartı aldım. Türkiye'deki fiyatı yaklaşık 300-350 lira civarında olan bir hafıza kartı. Ama ben AliExpress'ten bunu 130 liraya aldım. Sıkıntısız bir şekilde evime kadar ulaştı. Onu gösteremiyorum size ama görselini sağ üst köşedeki ekranda görebilirsiniz. Elimle gösterecektim de trafik sıkıştı. Her neyse. Daha sonra bir tane telefon tutucusu aldım arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz telefon tutucusu var ya, onu aldım. Onun da fiyatı, Türkiye'deki satış fiyatını söylüyorum. Bu biliyorsunuz Şirinevler'de meşhur motosikletçiler vardır, aksesuarların satıldı. Oraya gitmiştim, oradan araştırdım. Bu telefon tutucusu çok sağlam bir telefon tutucusu. Dolayısıyla sıkıntısız bir şekilde telefonunuzu sağlam bir şekilde muhafaza altına alabiliyor. Aynı zamanda yanında işte şarj edebilme özelliği olan bir telefon tutucusu. Bunu da buradaki Türkiye'deki fiyatına yaklaşık 150 lirayla işte 170 lira arasında fiyat verdiler. Ama biz bu kadar parayı ödemeyiz yani. Nihayetinde bütün motosikletçiler hangi motora binerse binsin bile bile kazıklanmanın hoş bir şey olmadığını çok iyi bilirler ki motosiklette de öyle bir mantık vardır ki eğer ki bu aksesuarı arabanıza alıyorsanız 30 liradır ama motosikletinize alıyorsanız da 150 liradan aşağıya değildir. Velhasıl kelam ben bu telefon tutucusunu AliExpress'ten yaklaşık 45 Türk lirasına aldım. Şimdi onun da görseli şu sağ üst köşede. Bunun haricinde ne aldım? Şu an siz göremiyorsunuz ama kullanmış olduğum kaskı aldım. Bu kask işte YouTube'daki videolarına baktım. Dünya genelindeki yorumlara baktım. Kaskı satan marketin geri dönüşüm mesajlarına baktım. Binlerce satılmış dünya çapında. İşte 5 yıldız almış. Çok estetik olarak hoş, görüntüsü hoş bir kask. Bu kaskla birlikte, bu kaskın üzerinde simsiyah bir vizör var. Dolayısıyla dışarıdan içerisi gözükmeyip de içeriden dışarısının pırıl pırıl gözüktüğü bir vizör
var kaskın üzerinde. Ama bunun gece görüşlerinde sıkıntı olabileceğini, kötü hava şartlarında iyi bir görüş sağlayamayacağını düşündüğüm için buna bir tane de yedek beyaz vizör aldım. Ne yaptı? Hafıza kartı, telefon tutucu, kask, cam etti 4. Beşinci ürünümüz neydi? Kışlık eldiven aldım arkadaşlar. Kışlık eldiven Revit'in H20 modeli var biliyorsunuz. Türkiye'de emin olun söylemeye korktuğum, telaffuzundan bile çekindiğim bir şey var. Fiyat politikası var. Bu eldivenin Türkiye'deki fiyatı, ki ürün şu an sağ üst köşede göreceksiniz. Bu ürünün fiyatı Türkiye'de 300 lirayla yaklaşık 960 lira arasında değişiyor. Evet, bu kadar pahalı bir eldiven olabilir mi? Maalesef Türkiye'de olabiliyor. 300 liralıklarının yani taklit olduğunu çok iyi biliyorum. 900 liralığı tabii ki çok iyi ama benim AliExpress'ten almış olduğum ürün bu 900 liralıktaki kullanılan görselin aynısı. Aynı zamanda geri dönüşlere baktım, mesajların geri dönüşlerine baktım, satışların geri dönüşlerine baktım. Birçok insan eldivenin çok harika olduğunu, işte efendime söyleyeyim, birebir orijinal olduğunu söylüyor ki ben birebir orijinalinde değilim. Yani ürünün birebir orijinal olmadığını çok iyi biliyorum. Tabii ki replika bir ürün ama burada biliyorsunuz replikalarında kaliteleri var. Birinci kalite, ikinci kalite, üçüncü kalite diye. Öyle tahmin ediyorum bu birinci kalite bir replika. Revit'in H20 modeli. İşte suya, toza, kılatüye falan filan daha şey. Bir dakika lan, bizimki nerede? Ha, orada. Tamam. Enis ne haber? İyidir. Bak çok gıybetini yapıyorum, haberin olsun ha. Canın sağ olsun. Eyvallah. Eyvallah. Görüntüleri verirsen ortak bir karma yapabilirim. Canımsın benim. Bloyu kaybettim de son dakikada şuradan döndüğünü zannetmiştim. O biraz daha ileriden gitti. Bilal abiyle konuşuyorum. Yanlış mı girdin dedi. Yok dedi. Doğru yol burası. He. Ben normalde o üst geçidin altından fış, evet, diyebiliyorum. Yani yola girmemiz gerekiyordu. Girmedik ya, yok dedi. Bilerek yapmışım. He. İyi, tamam. Buradan keşfetme yukarı çıkacak herhalde. Tamam. Sen olmazsa öne geç, ben seni takip ederim. Tamam. Velhasıl kelam, nerede kalmıştık? Heh. Şimdi bu almış olduğum eldiven maalesef elime ulaşmadı. Neden ulaşmadı? Çin'deki arkadaş ürünü kargoya verdi. İşte kargonun uçuşu, Türkiye'ye gelişi, her şey çok güzel. İşte bana bir kargo takip numarası gönderdiler. Bu kargo takip numarasıyla İstanbul içerisinde ürünün nerede olduğunu görebiliyorum. Velhasıl kelam bir gün bir baktım, ürün PTT kargo şubesinde. İyi dedim, harika. Bir iki gün içerisinde elime ulaşır. İşte o araya bir şeyler girdi, ben ilgilenemedim. Daha sonra bir kontrol ettim ki ürün tekrar Çin'e geri gönderilmiş. Hemen telefon açtım, sebebini sordum. Dedim arkadaşım, Çin'den buraya kadar geldi. Burada efendime söyleyeyim bir 15-20 kilometrelik mesafeyi mi kat edemediniz? Dediler ki işte adres yetersizliğinden ürünü geri gönderdik. Velhasıl kelam bu eldiven hariç diğer 4 kalem ürünü teslim aldım. Peki eldiven ne olacak? Hemen satıcıyla iletişime geçtim. Dedim ki kardeş, gönderdiğiniz ürün elime ulaşmadı. Dediler ki beyefendi kusura bakmayın, adres yetersiz, o yüzden ürününüzü ne yapalım diye sordu. Ben de dedim ki hiç vakit kaybetmeyin, tekrar kargoya verin, adresim aynı ama derim eksiksiz yazın. Velhasıl kelam 5. ürünüm, eldivenim şu an şeyde, yolda, bugün yarın elime ulaşacak. Peki aldığım ürünlerden memnun muyum? Evet, çok memnunum. Bu telefon tutacağı çok hoşuma gitti. Hemen montajını yaptım sol fren manetine. Buraya telefonumu takıyorum böyle. Arkadan da şarj kablosunu bağlıyorum. Şey yapıyor. Giderken şarj ediyor. Aynı zamanda görebiliyorum. Haritam, hani GPS kullanmam gerektiğinde haritam sürekli gözümün önünde falan filan. Hafıza kartı zaten bildiğiniz 100 megabit yazma hızına sahip olan
Samsung'un orijinal hafıza kartı. Gelen ürünün paketini attım ama atmamış olsaydım size şeyi gösterebilirdim. Paketin üzerindeki orijinal Samsung logosunu, barkodunu, QR kodunu, aynı zamanda Samsung'un hologramlı o Zamazingo'su var ya, etiketi, onu falan filan. Ki görselini bakın sağ üst köşede görebilirsiniz. 130 liraya aldığım bir hafıza kartı. Kullanmış olduğum kamera 128 GB'ı destekliyor. Dolayısıyla daha uzun, daha kaliteli videolar çekebilme adına bu hafıza kartını 130 liraya aldım ki Türkiye'deki satış fiyatı bunun yaklaşık 300-350 Türk lira arasında. Marketine göre, mağazasına göre, sürümüne göre değişebiliyor. Ama her halükarda %60 daha ekonomik bir rakama temin edebildim. Buyurun, buyurun. Peki, yaşadığım ilginç olay nedir? Yaşadığım ilginç olay arkadaşlar, Kask Türkiye'ye geldi, yaklaşık bir hafta şeyde kaldı, gümrükte kaldı. Gümrükteki memur bir yazı göndermiş bana. Satın almış olduğunuz ürünün fiyatı belirlenemediğinden, efendime söyleyeyim, buraya gelip vergisini ödemeniz lazım gibisinden bir şeyde bulundu. Talepte bulundu. Şöyle yanaşayım, kaldığım yerden devam edeceğim şimdi. Böyle bir talepte bulundu. ben de gittim gümrük memuruna. Dedim ki kardeşim, paketim nerede? İşte bana bir patpata sarılmış bir poşet çıkarttılar. Velhasıl kelam bu poşetin hiç açmadım ama. Yani onun da ayrıca videosu var. Ama çok uzun bir video. Onu ben şu an daha da kısaltmaya çalışıyorum. Ürünü getirdim eve. Açtım paketini, kargo poşetini. Açmadan önce güzelce fotoğrafladım. İçinden ne çıkacağını bilmediğimiz için. Gerçi Türkiye'deki gibi salatalık patlıcan çıkmayacağını adım gibi biliyordum. Çünkü elin gavuru, gerçekten gavuru demeyeyim, elin esnafı, ticaret adamı işini çok iyi yapıyor. Gelen ürünü koydum masanın üzerine. Efendime söyleyeyim, sağdan soldan fotoğraflarını çektim, altın üstünün fotoğraflarını çektim. Ondan sonra aldım elime bir bıçak, güzelce poşeti yardım. Şu anki takmış olduğum kasktan bahsediyorum size. Kask kırık çıktı arkadaşlar. Kırık çıktı ama kullanıma engel kırık değil. Tamamen keyfe keder bir kırık. Çok da böyle tatlı bir kırığı var. Şimdi dur bak, şimdi cebimden öteki kameramı çıkarttım, belki görürsünüz diye. Bu da benim ilk kameram, ilk göz ağrım. Evet, evet. Şuradan çalıştırayım. Bakayım. Evet, kayıtta. Bak şimdi, görüyorsun değil mi? Şu kask. Bu kask. Bu kask. Bu. Şu an görüyor musunuz bilmiyorum. Tabii ki görüyorsunuz. Şöyle yapıyorum. Bu kask. Şurada bir Zamazingo'su var. Bunu böyle, şunu kaldırayım yukarıya. Bunu böyle çektiğiniz zaman da şeyi iniyor. Yukarıdan vizör iniyor. Ha, şöyle bir şey işte. İşte bu kaskın şu çene kilidinin orada çok küçük bir plastik kırığı vardı. Ben de ne yaptım? Kırığın fotoğraflarını çektim. AliExpress'e geri gönderdim. AliExpress'teki arkadaşlar incelediler. Dediler ki ne yapmak istiyorsun? Dedim siz söyleyin. Dediler ki ücret iadesi yapalım. Hay hay. Rakamı sen belirle dediler. Dedim ona da eyvallah. Kaskı 300 Türk lirasına almıştım. Ben de hani el insaf nihayetinde, bunun bir maliyeti var, bir kargolaması var, bir firma giderleri var. Dolayısıyla hiç kimsenin zarar etmesini istemem. Ben de kalktım 230 lira iade para talep ettim. 300 liraya almış olduğum kasktan, daha doğrusu 293 297 her neyse o aralıkta, 300 değil yani. Bu maliyetteki bir kasktan 230 lirasını iade istedim.
tam bir gün sonra 220 lirasını iade ettiler arkadaşlar. Dolayısıyla kask bana kaça geldi? Hep topu 100 liraya falan geldi. Ama bu arada gümrükte şöyle bir şeyle karşılaştım. Ürünü gümrüğe almaya gittiğimde değeri paha biçilen, ya daha doğrusu değeri belirlenemeyen materyal olarak hesaplandığı için benden yaklaşık 55 lira gümrük vergisi aldılar. Akabinde nedir o? 5 lira, 5 kuruş, 5 lira 10 kuruş gibi bir rakamda damga vergisi, pulu falan filan aldılar. Totalde 60 lira 10 kuruş para ödedim yani. Velhasıl kelam kaskım bu. İnşallah beğendiniz. Ben çok beğendim. Yani görüntüsü çok güzel. İçeriden dışarıyı siz görmüyorsunuz ama gayet temiz, bembeyaz. Dolayısıyla bu ürünlerin, nerede lan bu? Bu ürünlerin linklerini şeye koyacağım, videonun altına yazacağım. Eğer almak isterseniz oradan ulaşabilirsiniz. Bu aldığım ürünlerle alakalı sormak istediğiniz bir şey varsa da hiç çekinmeden bu postun altına yazın. Efendime söyleyeyim, mümkün mertebe hepsine tek tek cevap vermeye çalışacağım. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Anlık bu görmüş olduğunuz ekiple birlikte Instagram'da çok güzel fotoğraflar paylaşıyorum. Çaya çorbaya gidiyoruz. Anlık şuradayız, buradayız gibisinden böyle bir davetlerimiz oluyor. Dolayısıyla bu davetlere ulaşıp gitmiş olduğumuz mekanlarda bizlere de eşlik etmek istiyorsanız lütfen Instagram'ıma da beklerim. Takip etmeyi unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı asla esirgemeyin. Çünkü sizler yorum yaparsanız, videoları beğenirseniz biz daha kaliteli içerikler üretmeye çalışmak için uğraşırız en azından. Ki bu işi hobi olarak yapıyoruz. Dolayısıyla bu noktada desteğinizi esirgemeyin bizden. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hem bu kameraya hem bu kameraya. Görüşmek üzere.